ne yapacağım, edeceğim. Yani bu videoyu hani 12 dakika, hani maksimum 12 dakika düşünüyorum dediğim gibi. Hatta şurada zamanlama var. Evet, ben başlıyorum. Aloha. Bugün size benim yazı yazma ve günlük tutma rutinimden açıkçası biraz bahsetmek istiyorum. O en son çektiğim hani videolardan biri olan, hatta izlemeyenler için şuraya koyuyorum. Günlük gelenler, günlük tutmak sizden gelenler diye böyle bir soru cevap videosu çekmiştim. Ve o videoyla ilgili özellikle hani Instagram'dan bana geri dönüş yapanlarınız oldu ve birçoğunuzun böyle sevdiğini, hani keyif aldığını ve faydalandığını gördüm o videodan. Ama günlük tutmakla ilgili ya da nereden başlasam, nasıl yapsam, hani bu yolda nasıl ilerlesem ya da başlıyorum ama devam ettiremiyorum gibi gibi böyle sorular ve yorumlar geldiği için ben kendi rutinimi bu anlamda paylaşayım dedim. Hani belki size de bu açıdan bir fayda sağlar. Belki bilmiyorum, size bir motivasyon kazandırır diye düşündüm. O yüzden bugün bu videoda ben nasıl günlük tutuyorum, ben neler yazıyorum, nasıl yazı yazıyorum ve bu alışkanlığı aslında nasıl kazandım ve devam ettiriyorum. Böyle kısacık, tam hani kısacık değil de bu kısa bir video olacak yine diğer videolarıma nazaran. 10-15 dakika civarında böyle bir video çekmeyi planladım. Şimdi hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, boy sırasına koymadım. Öyle çok muntazam gözükmesinden hoşlanmıyorum ben ama şöyle 4 tane defterim var benim. 2022 itibariyle başladım. Normalde çok uzun senelerdir, yani zaten bir süredir beni takip ediyorsanız hani ara ara bahsediyorum. Böyle defterlerimi düzenlediğim videoda da, ilk çektiğim bir buçuk sene, belki 2 sene önce çektiğim videoda da günlük tutmakla ilgili bahsederken hep böyle kendim bildim bileli günlük tuttum biliyorsunuzdur. Dolayısıyla 2022 yılına da girerken ben kendime yeni bir defter aldım. Hatta defterleri size yakınlaştırarak göstereceğim. Şöyle. Bayağı güzel bir defter. İçi de şöyle hani bir şey yok açıkçası. Daha doğrusu bullet note, bullet journal diye geçiyor. Nokta noktalı bir şey yok derken. Şöyle noktalar var. Bu tabii ki de sizin tercihinize kalmış. Yani ben bunun böyle şeklini, şemalini çok sevdiğim için bunu günlük olarak tutmaya karar verdim. İçini gösteremiyorum çünkü özel paylaştığım şeyler var. Ben genel olarak her sabah yazıyorum. Şimdi aslında o sırayla gitsem daha iyi olur. Sabah uyanır uyanmaz hep yanımda 1-2 kalem oluyor muhakkak. Böyle hemen yatak ucumda... İşte yatak ucumdaki sehpada daha doğrusu. Öncelikle rüya defterimi yanıma alıyorum. Bunu da bir şeklini göstereyim. Böyle sırayla gidelim. Bu da böyle bir defter. Hani içinde de böyle işte çizgi çizgi şöyle göstereyim. Öncelikle rüya gördüm mü görmedim mi? Zaten hani uyanır uyanmaz, hatta mümkünse bazen hani uykudan böyle saat 3-4-5 gibi, hani uyku aralarında da hani bazen uyanırsınız, o rüyayı hatırlarsınız. Sonra tekrardan uykuya daldığınızda, sabah uyandığınızda hatırlamazsınız ya, muhakkak hani size de olmuştur. Öyle hatırlamamazlık eder miyim diye bazen gecenin bir vakti uyandığımda da hani hemen yazıyorum. Ama genelde çok uykum olduğu için hemen yine uykuya dalıyorum ve sabah hatırlamadığım da oluyor. Ama olabildiğince diyeyim ben size, hatırlıyorsam bir gece önceki gördüğüm rüyamı muhakkak ilk onu yazıyorum. Ve hani o da zihnim tam ayılmadan böyle tüm detaylarıyla yazmaya çalışıyorum. Ve ben şunu düşünüyorum, sabah zaten hani dediğim gibi böyle akıtayım, yazayım. O gece uyumadan önce bir daha bir üstünden geçerim. Hani bu rüyanın anlamı neydi diye o gece uyumadan önce bir okurum yazdığımı diyorum. Ve genelde de hani o gece uyumadan önce bir daha bir böyle okuyorum. Onun üzerine düşünüyorum ve hissiyatım varsa rüyayla beraber aynı zamanda hissiyatımı da yazıyorum. Bir de hani bu hem rüya defteri hem de şöyle arkalara bu 2022 yılı itibariyle şunu da yaptım. Yine her sabah 3 tane şükrettiğim şeyi yazıyorum ve 3 tane de o gün olmasını istediğim her ne varsa onu da böyle hani şuradan ayırdım. Hani son böyle 3'te 1'lik kısmına diyeyim defterin. Onu da her sabah yazıyorum. Şimdi bunu yazdıktan sonra ikinci defterim şu. Bu aslında böyle şükran günlüğü diye geçiyor. 5 senelik bir günlük. Şöyle görebiliyorsunuzdur. Ve bunun içinde de size şöyle göstereceğim mesela. Böyle işte tarihler var ve bunlara siz yılları koyabiliyorsunuz.
Zaten dediğim gibi bu normalde 5 yıllık bir defter. Ama ben bunu son zamanlarda psikoterapiye başladım. Online olarak devam ediyorum. Özel bir durum yaşadım ben hayatımda ve esas o tetikledi ve ben hani psikoterapi seansları almak, psikoloğa gitmek ve hatta gerekiyorsa, çok çok gerekliyse psikiyatriste de gidebilirsiniz. Yani bunlardan utanmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da niye söylüyorum? Şimdi ben aldığım bu seansla beraber benim psikoloğum diyeyim birkaç çalışma önerdi bana. Ve onları yapabilmek için de zaten hani bir deftere ihtiyacım vardı. Dolayısıyla da o çalışmayı bu defterde yapıyorum. Bu çalışmayı hani eğer isterseniz, bilmiyorum, daha detaylı böyle hani Kardelen bizimle paylaş, nedir ya da sana iyi geliyor mu derseniz belki bir soru cevap videosu çekerim ya da belki daha detaylı bu yazıyla ilgili, hani yazı yazmakla ilgili videolar isterseniz onu da paylaşırım. Ama sonuç olarak buna da dediğim gibi hani kendimi daha iyi gözlemlemek, daha belki farklı konularda farkındalıklar yaşamam için ne gerekiyor diye düşünerek bu defteri de ona ayırdım. Bu arada hani benim aklımda hani bu psikoterapi almayı düşünenler ya da psikoloğa gitmeyi düşünenlere şöyle bir tavsiyem olur. Arkadaşlar hani çok böyle parantez açarak bunu söyleyeceğim uzatmadan. Size iyi gelen birini bulmanız ve gerçekten böyle hani enerjinizin uyuştuğu birini bulmanız bence bu aşamada çok önemli. Eğer yani birçoğumuz birçok konuda, tabii ki de hayat bu, sorunlar yaşayabiliyoruz, dalgalanmalar olabiliyor. Her sorunu illa kendimiz çözemeyebiliyoruz. Kendi bütçenize göre birçok farklı psikolog var ayrıca hani, eminim. Dolayısıyla da size kim iyi geliyorsa, belki birine gittiniz enerjiniz tutmadı, diğer başka birine gittiniz yok olmadı, size yardımcı olamadı, destek olamadı, pes etmeyin. Gerçekten çözmeniz gereken ya da size iyi gelmeyen bir konu, bir durum varsa bence terapi ya da destek almak da her zaman hani ihtiyacınız olan süre kadarıyla önemi var ve bunun gerçekten size geri dönüşü büyük diye düşünüyorum. Ve şimdi diğer defterime geçiyorum. Şimdi bir diğeri, aslında bunu da yine 2022 yılında dedim, böyle yeni bir başlangıç yapayım. Ben şöyle bir şeye karar verdim ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Hatta rüya defterini de böyle seneler önce bir yine böyle bir çalışmaya katılmıştım. Bir seminere katılmıştım. Rüya defterimi o çalışmadan sonra böyle 5-6 yıldır en az herhalde tutuyorumdur. Ama bunu dediğim gibi 2022 yılıyla beraber ilk defa kendim düşündüm. Ben böyle bir defter neden tutmuyorum dedim. Bu da şöyle arkadaşlar. Üzerinde Aloha yazıyor. Şöyle arkasında zaten yapraklar var. Bu da böyle bir bullet journal gibi. Yine böyle niyeyse ben kare kare göstereyim. Nokta nokta daha doğrusu. Şöyle seviyorum. Bunda da ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi böyle ilk sayfaya bana iyi gelen böyle birkaç sözü yazdım. Böyle ben ara ara hani kendime hatırlatmak istediğim sözler varsa onları da bazı defterlere not alıyorum ve yine onu da bu deftere alacağım. Yani not alacağım. Şimdi mesela ilk olarak 3 konudan oluşuyor bu defter. 2022 yılında okuduğum kitaplar diye yazdım ve işte bunun başlangıç tarihi, yani bu kitaba hangi tarihte başladım ve bu kitap hangi tarihte bitecek olarak not alıyorum. Bir de ayrıca hani sizinle paylaşırsam, siz eğer ki izlediğim diziler, filmler, ne bileyim belgesel filmleri paylaşmamı isterseniz, aynı zamanda okuduğum kitapları da paylaşmamı isterseniz, onu hatırlamamda ya da hani böyle paylaşmak istediğim kitaplar varsa onları hatırlamamda faydalı olacak diye de düşünüyorum. İkinci olarak da şunu yazıyorum. 2022 yılında izlediğim her şey, tarihleri yaz ve platformu belirt demişim. Bunda da işte şu zamana kadar sinemada, televizyonda, artık nerede izliyorsam izlediğim dizileri, filmleri dediğim gibi yazıyorum ve tarihini de not almışım. Bunun yanı sıra da son olarak bu defterde bir şey daha vardı. Evet, 2022 yılında İstanbul dışında gittiğim yerleri yazıyorum. En son işte Çanakkale'ye gittim. Mesela 5 Ocak'ta gittim, 7 Ocak'ta döndüm, 2 gece kaldık, arabayla gittik olarak not almışım. Böyle bir defter tutmak benim hoşuma gidiyor. Hani dediğim gibi ilk defa tuttum böyle bir şey. Yani ilk defa böyle bir şeye karar verdim. Bilmiyorum, bakalım nasıl olacak. Kendimi iyi hissettiriyor. Bir de aynı zamanda hani bu sene kaç kitap okudum, kaç film izledim, kaç dizi seyrettim. Hani acaba çok mu zaman geçirdim televizyon karşısında? Ya da izlediğim filmlerin kaçını sevdim, kaçı bana iyi geldi, kaçı böyle yok ya çok iyi değildi. Bunları görmemde de fayda var diye düşünerek böyle bir defter tutmaya karar verdim. Ve son olarak arkadaşlar, ilk başta söylediğime, evet zaten yani ben bir kova
kadınıyım ve hem yükselenim hem burcum kova ve yani ters doğmuşum, hani sezaryenle doğmuşum daha doğrusu, hani beni alamadıkları için. Neyse, o yüzden böyle en başta bahsedip en sonunda bu defterden bahsediyorum. Her neyse, kafalar karışık. Bu benim bu seneki günlüğüm. Günlüğüne ne yazıyorsun, ne zaman yazıyorsun, tam olarak nasıl başlıyorsun derseniz de ben bu aralar yani sabahları yazmayı tercih ediyorum. Sabah uyandığımda hani o rüyalarımı da sabah yazdığım için ve notlarımı da genelde hep sabah aldığım için ve böyle bir yazma hevesiyle kalktığım için, açıkçası uyandığım için sabah yazmak bana çok iyi geliyor. Ama eskiden hani uzun bir süre mesela gece uyumadan önce yazmak da zihnimi boşaltmama çok yardımcı oluyordu. Dolayısıyla bunun bir zamanı yok ama ben sabah yazıyorum. Ve bazen hani bir önceki günümü anlatıyorum. Bazen o ara ne hissediyorsam, belki çok fazla böyle bana iyi gelmeyen duygular vardır o dönemde. Ya da ne bileyim, hani yaşadığım illa kötü şeyler de olması gerekmiyor tabii ki. Çok iyi şeyler varsa onları, hani düşüncelerimi, duygularımı, daha iyi olmasını istediğim şeyleri, belki kendimde değiştirmek istediğim ya da kendimde takdir ettiğim her ne varsa onları yazıyorum arkadaşlar. Ve ben nasıl başlıyorum derseniz, hani bu soru da bana zaten çok gelmişti. O soru cevap videosunda da yanıtlamıştım aslında ama ben direkt günaydın canım, işte sana da günaydın falan diye başlıyorum. Ve başka da size söyleyeceğim. Bir de ben her zaman tarih atarım. Hatta saati de yazıyorum çoğu zaman. Çünkü geçmişe dönüp okuduğumda şunu fark ettim. Hani atıyorum mesela 5 Aralık yazmışım ama hani hangi yıl bilmiyorum falan. Onları bulamıyorum diye seneyi de her zaman yazıyorum. Böyle yani, detaylandırmayayım daha, dediğim gibi videoda çok uzamasın. Benim sizinle paylaşmak istediğim, hatta şu anda boy sırasını alarak paylaşacağım bu senenin defterleri bunlar. Tabii ki de bu defterler bittikçe, şöyle göstereyim hatta, bu defterler bittikçe yenisini ekleyeceğim ve belki aklıma gelirse başka defterler de başka konularla ilgili tutabilirim. Başka konularla ilgili aynen tutabilirim. Sizin bana önerileriniz varsa, hani Kardelen şöyle bir defter tutuyorum ya da ben de şunu yapıyorum ve bana çok iyi geliyor dediğiniz, onu da lütfen yorumlarda paylaşın. Aynı zamanda siz bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar, ya da yazı yazmakla ilgili zorlanıyorsanız tam olarak sizi zorlayan nedir? Açıkçası bunu da merak ediyorum. Bunu da yorumlarda paylaşırsanız, ya da size iyi geliyorsa mesela nasıl bu yolculukta ilerlediniz, bunu da paylaşırsanız hem ben okuyorum hem de okuyan diğer arkadaşlarımıza da fayda sağlar diye düşünüyorum. Dediğim gibi yazı yazmakla ilgili farklı içerikte videolar istiyorsanız da yine düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak isterseniz ben çok mutlu olurum. Şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ımı bırakacağım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda her cuma 6'da yeni bir video geliyor. Bu videolar zaten değişiyor. Hani artık bir süredir beni tanıyorsanız bunu zaten biliyorsunuzdur. İçimden ne gelirse. Mesela bu sabah meditasyon yaparken böyle bir video çekmek istedim. Ve hazır dedim, böyle bir isteğim. Böyle bir anda ateş yani geldi. Böyle ben bu videoyu çekmeliyim. Hani gerçekten oldum. O yüzden hani böyle spontan doğdu bu video fikri. Ama bazı içerikleri böyle gerçekten günlerce, hatta haftalarca düşündüğüm de oluyor. Değişiyor yani konular. Evet, iyi ki çok uzatmıyorum. Artık haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Ve kocaman 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 mahalo izlediğiniz için. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve en önemlisi de sağlıkla kalın arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa, çiçeklerimi göstereyim mi size? Çiçeklerimi göstereyim bir dakika. Yeni çiçekler geldi. Bu arada merak edenleriniz varsa, hani Kardelen hep çiçek gösterip duruyorsun, manyak mısın, nesin falan diyor olabilirsiniz. Ben kendime çiçek alıyorum. Kimse bana hani böyle bir gizli takipçim bir şeyim yok yani. Hani sevdalım falan böyle bana hep çiçek alan. Ben kendi kendime çiçek alıyorum genelde. Tabii ki de arada özel günlerde falan filan hani çiçek alanlar oluyor ama bunlar benim kendime aldığım. Çok seviyorum. Böyle değişik değişik. Haftada bir ya da iki haftada bir alıyorum bu arada. Şöyle göstereyim ve kapatayım videoyu.